Mantar ve egzama demişken Evet. mevsimsel geçişlerde artış gözlenir mi? Kendilerini nasıl Mantar, kontrol altına alabilirler? egzama işte yaz döneminde işte havanın sıcak olmasıyla beraber nem de arttığı için kulak içinin bir fizyolojisi var. Bir asitik bir pH'i var kulak Evet. dış kulak yolunun. Bunu işte sağlayan dış kulak yolu kiri. İnsanlar bundan hiç hoşnut olmaz. Her gün kulaklarını temizlerler ama aslında dengeyi sağlayan o kir. Yani bizi mikroplardan koruyan, dış kulak yolunu enfeksiyonlardan koruyan bir mekanizma o. Biz sürekli böyle kulağımızı kurcalarsak, her gün temizlersek o dengeyi bozuyoruz. O fizyoloji, o asit pH'i bozuyoruz. Bundan dolayı da mantar, dış kulak yolu iltihabı ve egzama gibi rahatsızlıklara önünü açıyoruz. Aslında biz kendimize iyilik yaptığımızı zannediyoruz Aynen, o an. temiz tutmak Evet. bizim için iyiymiş gibi geliyor aslında ama öyle değil. O an zarar verdiğimizin Evet, farkında olmuyoruz. yazın ıslak kalması da bu mikroorganizmaların üremesini arttırıyor nemli kaldığı için. Evet. En ufak bir travmada, en ufak bir kurcalamada veya kurcalamasak bile dış kulak yolu enfeksiyonları artıyor.